Peki sürekli halsizlik hisseden insanlar için yapılabilecek bir şey var mıdır? Herhangi bir bitkiyle tedavisi? Ha şöyle, özellikle yani, bahar aylarında genelde geçişlerde yaşanıyor ya, insanlarda bir halsizlik, evet, bir yorgunluk. Yorgunluk, halsizlik, dermansızlık birçok sebebi var. Yorgunluk, halsizlik, dermansızlığın iki ana faktörden kaynaklanır. Bir, yani böyle basit mevsimsel değişimlerle ortaya çıkan halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik bu problem değil. Fakat kronik yorgunluk sendromu diye çok ağır bir rahatsızlık var. Yani basit halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlikler kişinin spor yapmaması, abur cubur çok yemesi, ağır yemek yemesi, hareketsiz çalışmamasından kaynaklanabilir. Veyahut da bazıları çok çalışır. Yani bazıları çok çalışır, uykusuzluktan halsiz, dermansız, yorgun kalır. Bazıları da hiç çalışmaz, yata yata vücudun kalp ritim bozukluğu bozulur. Kalp atışlara da anormallik var. Spor yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Baş ağrısı, baş dönmesi bir. Bu nedenle herkesin en az günde, haftada 3-4 defa spor yapması gerekir. Spor yapamıyorsa da en az yarım saat hiç olmasa yürümesi gerekir. Vücudun ritim bozukluğu olmaması, kalp atışlarının anormallik olmaması için mutlak suretle yürüyüş yapması. Yani hiç spor yapamıyorsa en azından spor yapması gerekir. Kronik yorgunluk sendromunun iki sebebi vardır. Bir, EBV virüsü. Epstein-Barr denen virüs bir herpes türü virüstür. Vücuda girdiğinde kişi kendini gripmiş gibi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin zanneder. Eklemlerinde ağrılar, baş ağrısı, mesela kas ağrısı, bir sürü rahatsız ortaya çıkar. Kişi der ki nasıl olsa gripim bir iki günde geçer zanneder. Fakat EBV virüsüyle grip anlaşılmadığı için eğer ki lenf sistemine bu virüs yerleşirse ne olur? Kronik yorgunluk sendromu olur. Virüs vücuda yerleştikten, lenf sistemine yerleştikten sonra normal olarak vücuda herhangi bir bakteri, virüs veya mantar yerleştiğinde bağışıklık sistemi antikor üretir. Yani bakteri, virüs veya mantar nedir? Onu teşhis eder. Ona karşı antikor gönderir ve onu yok etmeye çalışır. Fakat bu virüs akıllı olduğu için bağışıklık sisteminin antikor göndermesini engelleyen bir protein üretir. Böylece bağışıklık sistemi neyle, niçin, neden savaştığını bilmeden savaşır. Gözü bağlı boksör gibi. Ringe çıkıyor, çevresindeki herkese vuruyor. Bu nedenle bağışıklık sistemi aşırı efor harcamaktan halsiz, dermansız, yorgun kalır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Yusuf Bey, adam böyle yakalanmış EBV virüsü. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, evde yatıyor, hiçbir şey yapamıyor. Yiyor, içiyor, lavaboya gidiyor, hiçbir şey yapamıyor. Çalışamıyor, sokağa bile çıkamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Aradı beni, dedi ki ya mümkün mü bunun tedavisi? İnşallah bakacağız, göreceğiz. Biz ona buradaki bir dostu vasıtasıyla iki iksir gönderdik. Birinci iksirde, iksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerde, çal, kurkuma, malango, altın başak otu, zeytinyağı, kakule içer. Birinci şişede harekete geçti vatandaş, ikinci şişeden hayata döndü, çalışmaya başladı Yusuf Bey. Yine orada Amerika'da, Las Vegas'ta üniversitede okuyan Erdem isimli bir genç. Bu da EBV virüsüne yakalanmış, kronik yorgunluk sendromuna. Hiçbir şey yapamıyor. Hastanede 6 ay üzerinde deney yapmışlar. Ne kadar antibiyotik denedilerse o kadar kötü olmuş. Çünkü antibiyotikle birlikte bağışıklıktaki faydalı bakteriler de yok oluyor. Bağışıklık sistemi iyice çöküyor. EBV virüsü var, artı doktorların verdiği ilaçlardan mantar yerleşmiş bağırsaklarına. Aramışlar annesini, babasını, demişler ki bu çocuğun artık memlekete götürün, yapacak bir şey yok. Annesi babası, yalnız gelemiyor. Artık uçakla yalnız buraya gelmesi mümkün değil. Annesi babası gitmiş, almış gelmiş. Beni aradılar, dediler ki ya duyduk ki siz EBV virüsünü yok ediyor, bir ürününüz varmış. İnşallah bakalım görelim ama sizinki çok ağır bir vaka. İyi, tamam. Altı haftada genç ayaklandı, canlandı, gezmeye başladı. Beni aradı. Allah sizden razı olsun, çok çok iyiyim.
keşke şu sarımsak kokusu da olmasa. Dedim ki Allah'a şükür et, bak gittin gidiyordun. Hiçbir şey yatamıyordun. Yerinden bile kalkamıyordun. Lavaboya bile gidemiyordun. Adam ayağa kalkmış. Diyor ki sarımsak kokusu olmasa çok daha iyi olur. Tek şikayeti o. Sonra geri Amerika'ya döndü okumak için. Üniversiteye devam etti. EBV virüsü hiçbir virüse benzemez. Akıllı virüs. Hangi organa yerleşirse o organdaki mikropları terörist başı gibi yönetir. Bütün diğer mikropları yönetir. Onları kumanda eder. EBV virüsü, akıllı virüs. Kronik yorgunluk sebebinin ikinci sebebi ise bağırsaktaki mantarlar. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bağışıklık sistemi bunu yok etmek için aşırı harcar, aşırı B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit harcar. Aşırı vitamin harcamaktan halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Mantarı yok etmek gerekir. Aksi halde yorgunluktan kurtulamaz. Buna karşı da mantara karşı da farklı bir alüvereji. Bu da bağırsak mantarına karşı dünyada en etkili bitkidir alüvera. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu deney var. Belge var, bilgi var. Louis Pauling Enstitüsü. Artı bir ara alüvera ile ilgili bir dedikodu çıkardı. Türkiye'de bazı tıp otoriteleri, bu işten çok menfaati çıkar olanlar, iki medyatik böyle popüler kişi, böyle tıp mafyasından biri 2,5 milyon dolar, diğeri 4 milyon dolar para aldı. Sonra ortaya çıktı. Bu iki kişi alevere dalevere diye bir propaganda başlattılar. Almanya'da, Amerika'da, dünyanın hemen hemen her yerinde zannettiler ki Türkiye'de aleveradan ilgili bir buluş yapıldı zannettiler. Klinik araştırması yapıldı. Buna dayanaraktan negatif bir yayın var zannettiler. Yasak geldi birçok ülkede. Sonra Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkede 2,5 milyon insan alevere kullanan insan üzerinde yapmış olduğu araştırmada hiçbir yan etkisinin olmadığı, bağışıklık sistemi güçlendiği, bağırsakları çalıştırdığı, alerji ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belgelendi. 2,5 milyon Avrupa, Amerika, Asya ve bu yanlışmış. Asparagas haber yapıyor. Türkiye'deki bu iki medya patronu, medyadaki iki kişi kasıtlı ve maksatlı böyle bir propaganda yaptıkları anlaşıldı. Tıp mafyasının işi olduğu ortaya çıktı ve serbest bırakıldı. Elhamdülillah. Temizlendi, aklandı. Aloe vera bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsakları temizler. Dünyanın hiçbir ülkesinde bitkilerin aleyhinde negatif yayın yapılmaz. Yani olmaz mı? Olabilir, herhangi bir şey olabilir. Yani klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler hakkında kötü konuşulmaz. Sadece Türkiye'de bu yapılıyor. Neden? Bazı çıkar çevrelerin işine gelmiyor. Menfaati olanlar, yani ilaç satanlar. Dün mesela söyledim, sadece kolesterol hapından 300 milyar dolar bu işten para kazanmışlar. Ve hiç kimsenin de kolesterolü iyileşmemiş. Hatta adam kullanmış kolesterolü, benim tanıdığım. Poposundaki kaslar erimiş, adam koltuğa oturamıyor böyle. Bir o tarafa yatıyor, bir bu tarafa yatıyor. Ne olur dedim, affedersin. Hemoroidin mi var dedim. Yok ne hemoroidi, keşke hemoroid olsaydı dedi. Statin, yani kolesterol haplarından kaslarım erimiş dedi. Adamın sinirleri batıyor böyle, kemik. Kas kalmamış. Yani kimyasal ilaçlar kişiyi yavaş yavaş zehirler. Bitkisel ürünlerin herhangi bir yan etkisi yok. Bitkisel derken, bitkiler de öyle rastgele bitki olmayacak. Bir, klinik araştırmalar etkisi ispat edilen bitkiler var. Belgeye, bilgiye dayanan. İki, komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler var. Alman Sağlık Bakanlığı bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesör doktor, fitoterapi uzmanı. 3 ayda bir bitki hakkında monografi yayınlanırlar. Bitki hakkında monografi yayınlanmışsa ikinci sınıf şifalı bitkidir. 3, aromaterapide kullanılan bitkiler. 4, homopatide kullanılan bitkiler. 5, halk arasında dedikoduya dayalı bitkiler. Şöyleydi, böyleydi. Biz sadece klinik araştırmalar etkisi %100 ispat edilen bitkilerden konuşuyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıf bitkiden hiç bahsetmiyoruz. Evet.